Ne olursun açmayalım kapıyı hayatım, ne olursun. Sakin ol, gelsinler bir tanem, gelsinler. Ben varım. Geldikleri gibi giderler buradan. Merak etme, pardon aşkım. Aslan kocacığım benim. Sakin, ben çözeceğim. Sakin. İyi akşamlar. Gökhan'ım 6 kez vurdum bak açmadın geri dönüyorduk vallahi. Bir de bu kapının zilini değiştir, hiç müzikal değil. Kilise çanı gibi, nedir bu ya? Hayır. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Hadi geçin Akiye. Geç. Gökhan abi, terliklerle geldik ama paspasa sildik. Bende. Kapat kapıyı, kapat da soğumasın içerisi. Doğalgaza zam geldi diyorlar. Gazeteler bas bas yazıyor ya. Okumuyor musun sen gazeteyi? Gerçi bizim evde doğalgaz yok. Beni çok ırgalamıyor da olsun yani. Ben senin düşündüğünden dolayı diyorum. Biz hep odundayız. Odun ağaç. Fiyatı hep aynı. Ne uzalıyor ne kısalıyor yani. Alıştık artık. Ben de terliklerle geldim ama temiz yani. Bugün bunu yeni aldım. Seval'cığımla beraber sosyete pazarına gitmiştik. Seval hatta bunun çiçeksiz böyle yanları çizgili zevksiz bir modeli vardı. Seval'cığım da onu aldı. Çocuklar. Lütfen Gökhan abinizle Seval ablanızdan izin almadan plazmayı açmayın. Oldu mu yavrum? Lütfen. Ne konuştuk evde? Misafirlikte çağdaş olacağız değil mi? Yani kendimize ve ailemize yakışır şekilde, en mükemmel şekilde davranacağız. Lan! Oğlum yapsana! Olma ya, çocukla çocuk. Olma ya. Daha bakın lan. Gazlı içecek, yiyecek verdikleri anda alırsanız hepinizi komaya sokarım bak ona göre. Düzgün oturun. Adam gibi otur. Ay siz bakmayın bunların böyle neşeli, enerjik olduklarına. Burayı aşırı derecede sevdikleri için böyle mutluluktan şımarıyorlar. Yoksa evdeyken gayet sakin, dengeli, aklı selim insanlara dönüşüyorlar. Ya hani hatta bir film vardı, televizyonda da yayınlandı geçenlerde. Böyle kamyonetler vardı, uçağa dönüşüyorlardı. Erman neydi onun adı? Ne bileyim ya, adam uçağa döner mi ya? İşte öyle bir şeydi ya Erman. Metal adam, metal. Translorne. Trans... Metal adam filmin adı. Trans ile başlıyordu Erman. Metal adam değil, kamyonetler uçağa dönüyordu. Trans ile... Learners. Artık geçinelim ya bu tarafa. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Evet. Size nasıl yardımcı olabiliriz arkadaşlar? Ay Sevalcığım, beyin ne kadar sempati bir çocuk. Vallahi gözlerimizden yaşlar getirdi. Ulan ne acayip bir adamsın ya. Sırf ben güleyim diye yapıyorsun değil mi? Böyle konuşuyorsun, hövbö diye. Erman abinden öğreniyorsun değil mi bunları? Mafya var. Ay Seval'cığım beynin benim beyimle arkadaşlık etmesi ne kadar yaramış işine. Bak darısı senin başına. Gerçi senin önünde çok uzun bir yol var ama çalışıp çabalarsan olur. Ay, bir dakika. Gerçekten Erman abi yani akşamın bu vakti. Elinizde bavulunuzla, üzerinizde özel eşyalarınızla ve özellikle de pijamalarınızla evimizde ne aradığınızı sorabilir miyiz? Sağ ol. Tamam, çözeceğim dedim sen. Size bir iyi bir kötü haberim var. Hangisinden başlayalım? Ben
Kötü, yani benim tercihim kötüden. Kötüyü alalım önce lütfen. Tamam, şimdi hani bizim evde fare vardı ya. Ben her sabah korkup Sevalcığımın yanına sığınıyordum. Sevalcığımla akşama kadar mükemmel bir gün geçirmemizde öncülük etmiş oluyordu. Evet, 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 evet. Şimdi fare ilaçlamacılar geldi. Bizim gibi özel müşteriler için özel bir kampanya başlattılar. Adamlar bir çırpıda 1500 lira indirim yaptılar. Vallahi diyorum bak. Öyle mi? Ne kadar ilginç. Ya, elin oğlu geliyor 1500 lira indirim yapıyor. Kapı komşumuzdan rica ediyoruz kredi kartından 1500 lira silemez misin diye. Yapmıyor. Vallahi kanıma dokunuyor ya. Erman abi daha önce de söyledim, elimden gelen bir şey olsa tabii ki yaparım ama. Ya bırak Gökhan ya. Ben ne zaman bu eve gelsem sen hep böyle sahtekar tavırlar takınıyorsun bana karşı. Ho ho mö hö kö kö falan, ne bunlar ya? Neyse, neyse tamam. Sonuçta biz bu akşam evimizdeki fareden kurtulmuş oluyoruz. Yani benim her sabah korkup Sevalcığıma sığınmama gerek kalmayacak. Evet. Yaşasın. Ya beni söyleyeyim. Bu kötü haber miydi? Herhalde. Sen ne kadar şanslısın Gökhan'cığım. Her sabah Erman abini görmeye devam edeceksin. Ama ya Sevalcığım ne yapacak bensiz? Bilmem ki. Herhalde evde kendi kendime mutluluk dansları yapıyor olurum. Ya ne kadar sempatisiniz siz ya. Allah kadar ya. O ayrı, o ayrı sempati. Haber de şu Sevalcığım, biz evimizin bütününü ilaçlattığımız için iki gün boyunca kendi evimizde kalamayacağız. Bilin bakalım nerede kalacağız, tahmin edin. Ama ben gerçekten ölmek istiyorum. Tamam hayatım, merak etme. Erman Bey biz... Evet siz, bravo. Bak zeki oğlan. Evet sizde kalacağız. Umarım sizin için bir sorun yoktur Gökhan'cığım. Hayır ama biz bu durumda... Hayır ama biz bu durumda nedir yani? Bir sorun mu var? Bir sorun mu var? Allah'ını seversen, o kadar geçmişimiz, komşuluğumuz var ya. Ne yapacaksın? Bu kadar aileyi sokakta mı bırakacaksın yani? Bak, kabadan 5 kişiyiz. Ya biz böyle bir durumda sizi ortada bırakmak istemeyiz tabii ama... Adam ya, hareketlere bak ya, adam ya. Ya yemin ediyorum böyle bir adam yok. Duydun değil mi lafı? Tüylerim tiken tiken oldu ya. Erman abi bu durumda biz sizi sokakta mı bırakırız? Bak insan evladı. Duymam mı Erman, duymam mı? Ay biz ne kadar şanslı bir aileyiz. Böyle mükemmel, çağdaş, Kadir Şüveps komşularımız var ya. Doğru, doğru. O zaman biz seninle burada garimpede kalırız, çocuklar da yukarıda kalır. Değil mi Gökhan'ım? O zaman ben bodrum katını alacağım yine. Bazen özel misafirlerim olabiliyor da Gökhan abi. O yüzden. Yarcan, ne kadar ayıp. Ablanı duydun değil mi? Evimi cünüp ettin. Gökhan'ın evinde mi cünüp ettin? Burada katiyen izin vermem. Köpek! Köpek! Ya enişte ya. Bari yabancıların yanında bana gider yapma ya. Yarcan. Ne kadar yanlış konuşuyorsun. Gökhan abi, Sevalcığım ablan yabancı mı? Lütfen. Olsun abla. Söyleyen işteme daha fazla üstüme gelmesin. Zaten moralman yıkık durumdayım ya. Ezgi yine yüzü attı bugün. Aa, yine mi? Ne yaptın lan yine? Allah'ın belası. Galek dersiz. Karı mı attın lan eve? Karı mı attın? Yarcan ne kadar ayıp. Hiç utanmıyorsun değil mi bu yaptığına? Ya abla ben kızı eve attığım için değil, evden dışarıya atamadığım için oldu her şey. Kız benim tüneli ebat olarak biraz geniş geldi. Şişko kız, patates. Bak ya, çocukların yanında nasıl konuşuyor ya? Ya nasıl, ya ben anlamadım yani. Bu nasıl bir karaktersizliktir ya? Başkasının evinde. Hani kendi ailemizin içinde konuşsak falan diyordun demin. Ah çık git lan bu evden. Ah çık git lan bu evden. Erman Bey. Erman Bey. Erman Bey. Erman Bey. Bunu kafasını kırıyorum. Bu tarafa git. Konuyor komiseriz. Öbür tarafa git. Selamun aleyküm.
Birader buralarda bir kadın programı çekiliyormuş. Nerede? Bilmiyorum ki. Benim? Bilmiyorum, bilmiyorum. Nereden biliyorum? Bilmiyorum da niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun yani? Elinde dosya tutuyorsun, ona soruyoruz. Niye bağırıyorsun? Biz sana bağırıyor muyuz soru sorarken? Bize bak ya. Evet sevgili seyirciler, Hikmet Bey'i tanıdık. Nurten Hanım'ı dinledik. Şimdi de misafirlerimizin görüşlerini alalım. Tabii önce mikrofon alalım Abi Hanım. Mikrofonu alabilir miyim lütfen Abi Hanım? Ama aynı şeyi yaşamayalım Abi Hanım. Ama lütfen aynı şeyi yaşayalım. Neden? Biliyor musunuz? Çünkü Demir şu iğrenç boyalı saçlı hanımla onun yanında oturan salı pazarından giyinmiş zavallı mahlukat. Lütfen öyle konuşmayalım. Neden öyle konuşmayalım? Kendileri benim hakkımda ben konuşurken aralarında pısırdaşıp gülüşmeyi biliyorlardı. Niye hanımefendi, niye öyle yapıyorsunuz? Eğer bir şey diyecekseniz açık yürekli olun. Alın mikrofonu elinize. Ne diyorsanız deyin. Yüzüme karşı söyleyin. Hordi meydan. İyi ama hanımefendi sizden bize sıra yok ki. Alıyorsunuz mikrofonu. Sabahtan beri konuşuyorsunuz. Tamam hanımlar lütfen. Lütfen. Ben konuşmak için sizden izin mi alacağım hanımefendi? Siz önce dinlemeyi öğreneceksiniz. Ne demişler? Söz gümüşse sukut altındır. Harika söylediniz. Tamam. Çok güzel. Sevimsiz. Aa ne kadar sevimsizsiniz. Onu diyorsunuz. Ay evet size diyorum tabii. Ay meymenetsiz. Yılan göz. Mavi göz. Yılan göz. Meymenetsiz. Gelirsen lütfen hanımlar. Gerçekten rica ediyorum seni. Çok lütfen. Seviye gerçekten düştü. Ben bunu anlayayım. Sevimliyseniz hissedin. Abi Hanım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir an. Gel bir el size bak ya. Allah bismillahirrahmanirrahim. Şşş demek öyle şey mi yapıyorsun tek misin sen? Tekim abi. Selamünaleyküm. Stüdyo nerede? Burası abi. Bu taraf değil mi? Evet abi. Allah razı olsun abi. Bir şey değil abi. Benden sana abi. Komürü sen bulmadın mı? Şeye yazıyor, demek ki stüdyo burası oluyor. Doğru söyledi uzun. Oradan koruyor demek ki. Ya yeter ya, 50 tane kapı var ya. Kardeş. Ulan bana bak, sen benim karımı ayart ettin, buralara kadar getirdin değil mi? Hayır, vallahi her şey bir rastlantı sonucu oldu. Ya bırak bu işleri bak, girdin ailemize, karıştırdın yuvamızı. Karımı ayart ettin, buraya kadar getirdin, ağzını dökerim senin. Erman Bey, gereksiz action'a gerek yok, okey? Hiç gereği yok bunlara. Şişt, elini indir, kimin elini tutuyorsun sen ya? Kimin elini... Beni götür şuraya, ben gireceğim programın içerisine, çabuk, hadi. Götür karımı arayacağım. Programa mı girmek istiyorsun? Evet. Girin tabii, tabii, süper. Önce üstünüze bir çeki düzen verelim. Makyaj ister misiniz? Saçları da fön çekeriz. Yok. Gerek yok gerçi. İndir bize mi sulanıyor oğlum sen? Ne yapıyorsun? Yok yok. Ben sizi yayına alacağım şimdi. Buyurun lütfen buyurun. Makyaj istemem mi? Karımı almaya geldim ya. Nerede? Bak süper olacak. Evet sevgili seyirciler. Şimdi coşkulu bir alkışla yeni yarışmacımızı alıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş gördük. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyiz? Erman Kuzu. Erman Kuzu. Kendini bize biraz tanıtabilir misin lütfen? Aa, babamın ne işi var ya orada? Adım Erman Kuzu. İstanbul doğumluyum. Yaşımı söylemeyeyim, çıkmasın şimdi. Tamam. Madem şey yapıyoruz. Ya süperim. Bana boşuna televizyonların dahi çocuğu demiyor. O kadar yani. Demokrat bir ailede muhafazakar bir yapım var. İki tane çocuğum var, ellerinizden öper. Karımı arıyorum yani. Karım nerede? Onu çözmeye çalışıyorum şimdi. İleride karınız olacak hanımefendi arıyorsunuz. Bugün o yüzden buradasınız, öyle mi? Hep olacak kadını arıyorum tabii ki yani. Tabii niye doğru yere geldiniz. Burada hayatınızın kadını bulacaksınız. İnşallah, inşallah. Onu bir elime geçirirsem. Hayatınızın aşkını bulacaksınız. Ben istediyorum. Buldum, merak etmeyin, buldum. Buldunuz mu? Evet, daha evet. Hiçbir şey bilmeden, görmeden, tanımadan. Yürü be Erman kuzum. Ama saçma sapan hareketlerde bulunuyor. Ona canım sıkılıyor. Ağacından tanıyorum. Buldum. Siz rahat olun. Buldunuz. Ben şey yapayım. Ha, harika. Şey. Ayakkabı sıktı mı? Yok yok, şöyle dursun madem öyle. Ha, çıkarmayın. Tamam. Ya, tamam. Çok daha iyi olur. Evet. Peki başka kendinize ilgili ne söyleyebilirsiniz bize? Biraz sıkıntılarım var. Ben böyle kameralar karışınca, bir şey olunca böyle geliyor gidiyor. Çok rahat olun. Bunun adı ne? Böyle geliyor gidiyor üstüme. O zaman rahatsız olayım. Gelmesin orada kalsın lütfen. Ben size bir şey sormak istiyorum. Hayatımın aşkı dediğiniz, aramaya bulmaya geldim dediğiniz kadın nasıl bir kadın? Nasıl bir kadın? Basenleri var. Kırmızı taytı var. Balık etli bayanlardan hoşlanıyorsunuz. Balık ama hiç yemiyoruz. Biz hep etçiyiz.
Genelde hamur yiyoruz. Yani zayıf bayanlardan hoşlanmıyorsunuz. Evet, zayıf bayanlardan hoşlanmıyorum. Sizin gibi şeyleri, kara kuruları sevmiyorum yani. Bu ne? Bakıyorum mesela. Nasıl yürüyorsun orada Pinokyo? Çok rahat yürüyorum. Peki. Ne iş yapıyorsunuz? Ben posta dağıtımcısıyım. Biraz heyecanlısınız. Nasıl? Biraz heyecanlısınız. Yok, şimdi geldi anlamazken. Biraz sinir de var. Sakin olun. Hissediyorsunuz yani. Bugün burada hayatınızın kadınını belki de bulacaksınız. Evet, hissediyorum, evet. Belki de paravanın arkasında. Bunu bilemiyoruz. O halde sizi yalnız bırakıyorum. Biraz daha kendinizi tanıtın, anlatın ve rahatlayın. Olur mu? Kalk lan, kalk gidelim. Buradayım lan. Buradayım ben. Kalk gidelim kadın burada. Merhaba Erman Bey. Kimse istedin lan bu karıyı. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim anne. Bakmak yok. Yok Erman mu? Bey lütfen bakmak yok. Benim buyurun. Ayaklarım uyuştu. Şöyle durabilir miyim? Tamam şöyle öyle durabilirsiniz buyurun. Biraz ama bakmak tamam. Yok, mızıkçılık yok. Bakmıyorum. Buyurun. Ne iş yapıyorsunuz Erman Bey? Sana ne? Ama bunları bilmem gerekiyor beyefendi. Erman Bey, Serpil Hanım sizi tanımak istiyor. Hanımefendi siz ne demek istiyorsunuz? Cem Bey ne iş yapıyor ben anlamadım ya. Ne şekle girdiniz siz bir anda ya? Hayır ne demek Serpil Hanım? Belki ben... de hayatımın kadını hissediyorum dediniz. Kendiniz söylediniz. Ben bir şey söylemedim. Bir de ben karımdan bahsediyorum. Ne konuşuyor? Serpil Hanım kim ya? Ben Serpil Hanım'ı ne yapayım? İleride belki karınız olacak. Şu anda sadece paravanın arkasında bir... Arkadaş diyelim isterseniz. İstemiyorum nikah bir tane. Ben istemiyorum imam. Tamam bir tane olacak zaten. Bir tek belki Serpil Hanım, belki başkası bakalım. Hanımefendi bu paravanın arkasında karı kim? Allah'ını seversen çıkarsın. Serpil Hanım hissettiğim Serpil Hanım kim ya? Hayatımın kadını hissediyorum. Allah belasını versin. Hayır bela okumayın benim, olur mu? Ya benim karım burada. Allah Allah. Dur daha karın değil tanışacaksınız önce. Serpil Hanım çıkın oradan. Erman Beyciğim bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Ablacığım siz anlamıyor musunuz? Adım Erman Kuzu, İstanbul doğumluyum. İki tane çocuğum var, Allah bir tane yarcanım var diyorum. Anlayın ya. Harika. Ya arkadaş siz ne kadar insanı bunaltıyorsunuz? Açın o zaman ya. Kim ben? Dur, kendimi öyle hemen açmayız. Yani. Hemen açmıyoruz. Öyle o ben kadar... açacağım şimdi o zaman. Bak vallahi çıkarırım. Buradan mı çıkıyorlar? Beyefendi şiddet uygulamaya mı geldi, evlenmeye mi geldi onu bilemiyorum ama çok sinirli. Sen bana insanlık öğreteceğin önce ağzını gevelemeden konuş. Tamam mı? Kendini Erman sıkarak Bey. Konuşma. Erman Bey. Karşında okuz. Yok, adam gibi konuş önce. Erman Bey, hiç hoş değil hareketler. Serpil Hanım'ı birazdan, şimdi bir şey yapamıyorum canlı yayızdayız diye. Birazdan Serpil Hanım'ı benim çok sevdiğim, bugüne kadar yastığa baş koyduğum bir insan alacak onu böyle tacını. Yani oraya mı buraya mı derken bir tarafa monte edecek. Ben inanıyorum yani. Ben anlıyorum. Siz böyle sevdiğini döven, sevdiğini belli edemeyen, daha sert mizaçlı ben birisiniz size bir şey ama... Mi? Hanımefendi kendinize gelin. Bakın, bak ben size bir şey söylüyorum. Böyle insanların ayarlarıyla uğraşmayın. Bak bizi dengesiz hale getirdiniz. Beni buraya yönetmeniniz soktu. Ben bir iş için geldim. Bak alacağım götüreceğim. Yönetmenimiz mi soktu? Bütün Türkiye şurada oturmak için sıraya girmiş. Biz kimseyi buraya sokmayız. Serpil Hanım, param var mı? Hayır. Sizin eviniz, barkınız, arabanız var mı? Ne yapacağım? Siz bana nasıl bakarsanız evlenseniz. Evde temizlik yaparım, yemek yaparım. Mesela ben sabah kalktım yataktan. Hani evet. O gece ne olduysa oldu. Ya tesadüf diyorum, seninle trip yapma. Yumurta kırar mısınız mesela sabahları? Tabii ki. Bak ağzını Allah! Bu defa da annem babamı öldürecek ha. Buraya niye çıktım ben? Evlenmeye çıktım. Yani arkadaş olursak tabii ki. Ne demek yani? Ne güzel. Nerelisiniz? Çanakkale. Olsun, olsun değil mi yani? Harika. Siz nereliydiniz? Ben ya, doğma büyüme İstanbul'um. Hanımefendi takip edin lütfen sizi. Pardon. Arkadaş olduk şimdi. Ben geceleri çoraplarımla yatıyorum Serpil Hanım. Buna müsaade eder misiniz? Hay hay. Teşekkür ederim. Duy bunları. Ahmut abiye duy. Hamur işini çok sevmem pizzayı siz. Sevmem. Bravo, bravo Serpil Hanım. Çok güzel gidiyor maşallah. Allah nazarına sakınsın. Maşallah, maşallah. Yumurta yerim sabahları siz. Evet. Komşuluğa çok önem veririm. Evet. Köpek sevmem, kedi severim. Evet. Vallahi böyle devam edersen karımı sevmem, seni severim. Cidden diyorum yani. Parayı alalım çıkalım ya. Yok parayı almıyorsunuz. Paravanı mı açalım? Yok yok. Kıyafeti sever misiniz geceleri? Oh. Evet. Ezgi sen mi geldin canım? Günaydın abi abla. Günaydın. Sabah sabah hayrola. Ben iyiyim de sen nasılsın? Ezgi'cim moral olarak gerçekten çok aşağılara çekilmiş durumdayım şu an. Ben de Yarcan'ın işte ilk günü ya, ona poğaça yapıp getireyim dedim. Hani böyle kahvaltıda yiyiversin diye. Erman görüyor musun ne kadar düşünceli kız. Ya aynı sen, hakikaten aynı sen. Ben alayım da kopmasın tabaktan. Hatta şunu da kulak arkası yapayım, Allah razı olsun. Erman,
Hatırlıyor musun? Biz nişanlıyken ben de babamdan gizli sana poğaçalar, kekler yapıp çalıştığım postaneye getiriyordum. Erman hatırlıyor musun? Ben de bir zamanlar gençtim, güzeldim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ben oradan aldandım da düştüm bu tuzağa zaten. Evlendiğimiz anda kesildi kekle börek arkadaş. Ben de evlenirken bir İstanbul beyefendisiyle evlendiğimi sanmıştım. Dolmuş kapıları açmalar, onlar bunlar hebire bir şeyleri yapmalar. Ama evlendikten sonra Erman abinin üzerini bir kazıdım, altından bir ayı çıktı. Ne biçim konuşuyorsun ayı mayı kızın yanında, ne biçim konuşuyorsun sen ya? Benim duygusal çalkantımı görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi şu halimi? Benim bu halim tamamen sinirsel biliyor musun? Bak bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle. Ezgi yabancı mı? Ezgi bizim ailede. Ha, değil mi? Yarcan da artık iş bulduğuna göre biz bu yaz evlenir miyiz Erman abi ya? İnşallah kızım. Hepimizin temellisi o inşallah. Siz evlenin de bodrum kat da sıçanından kurtulmuş olur. Isırgalıklı mı dereotlu mu? Güzel olmuş, güzel. Erman bir dakika durur musun? Erman lütfen kardeşim hakkında doğru konuşur musun? Yarcan bu evin yarı hissedarı. Ayrıca ben Yarcan'la konuştum. Evlendikten sonra durumunu düzeltene kadar bizimle bu evde kalmaya devam edecekler. Ne diyorsun kız sen? Ne diyorsun kız sen? Yeter artık. Baksa basta bana. Aynı çatı altında iki tane aile olur mu? Kabile miyiz biz? Kabile miyiz biz? Ha, kabileyiz biz. Benim bir tane mükemmel bir kardeşim var. Evlendi diye onu sokağa atacak değilim. Terbiyesiz. Bir daha bana sesini yükseltme. Konuşma lan kızım. Ne diyorsun lan sen? Saat 8 olmuş. Niye uyanmadı hala bu çocuk? Görüyorsun değil mi? Yarcan! Yarcan! Bunlar kimin? Kimin bunlar? Kimin? Yarcan! Ablam! Yarcan! Kızım kalk kalk kalk! Aşkım ya! Ne oluyor aşkım ya? Ne oluyor? Kızım bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Çabuk üstünü giy. Ablam burada olduğunu öğrenirse bitirir beni. Hadi giyin onun üstüne geçir. Ne şu? Geliyorum. Biraz ay. Bizim giysene çabucak. Yarcan! Yarcan! Ay niye uyanmıyor bu hala? Ya kızım ne uğraşıyorsun onunla? Yarın kovacaklar onu. Ne uğraşıyorsun? Ya öyle söyleme Erman abi ya. Babam diyor ki eğer Yarcan bir iş bulmazsa bu düğün işi yatar diyor. Baban diyor. Dedin mi bunu baban? He. Bir de şeyler yani oradan tabii büyükler daha iyi bilir her şeyi. Bunu dedim baban hakikaten. He. Dedi mi? He. Bak kızım eğer inancın varsa yüce Allah sana bir işaret gönderdi. Onu alacaksın. Almazsan salaksın. Alacaksın. Geldi mi işaret? Geldi geldi. Sen öyle bilme yani. Geldi. Rabbim bana acımadı, sana acıdı. Demek ki Allah'ın sevgili kuluymuşsun sen. Bak çok büyük bir felaketin içerisindesin. Sakın arkana bile bakmadan soldan soldan çok çabuk bu evden uzak. Kaç. Gençliğini kaçın. Çabuk çabuk çabuk. Şunu da alayım kalmasın. Sırf ekmeğini yediğim için yapıyorum. Hadi eyvallah. Hayırlı işler. Şu an bambaşka birine de hayırlı işler diyor olabilir. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne?